Paşamız cömertliğini gösterdi. Vakfınızda yüklü bir miktar bağışta bulundular. Eksik olma Abaza Mehmet Paşa. Sayende fakir fukaranın karnı doydu, yüzü güldü. Ne mutlu bana sultanım. İnşallah siz yüce sultanıma daha nice hizmetlerimle faydam dokunur. Senin gibi sadık, tecrübeli bir paşanın yeri şüphesiz ki divandır. Kubbe veziri olmanı sağlayacağım. Ben tekrar devleti yönettiğimde benim elim kolum olacaksın. Tabii vakti geldiğinde. Siz ne zaman münasip görürseniz sultanım. Ester, başka bir şey var mı? İlyas Paşa geldi dün gece. 10.000 altın isteyince bilmeniz icap eder diye düşündüm. Ne yapacakmış o kadar parayı? Bir şey söylemedi. Nasıl geliyor diyeceksin. Makamın bile yok dedim. Devran dönecek ve ben sadaret makamını alacağım dedi. Edepsizdeki cürete bak. Sultanım, İlyas Paşa'yı maziden iyi bilirim. Olanları sineye çekip kabullenmeyeceği belliydi. Bunun arkası gelecektir. Emredin, icabına bakayım. Hayır, ben alakadar olacağım. Sen Bosna'ya dön, benden haber bekle. Emredersiniz sultanım. Hünkârım. İlyas Paşa, ne vakit Balıkesir'e dönüyorsun? Eğer müsaadeniz olursa bir müddet daha payitahtta kalmak isterim hünkârım. Müsaade yok İlyas Paşa. Derhal gideceksin. Lakin Balıkesir'e değil, Şam'a. Zira seni Şam Beylerbeyim tayin etti. Hayırlara vesile olsun. Eyvah Paşa. Kararımdan hoşnut kalmadın mı? Paşa hünkârım. Karşınızda boynum kıldan ince. Şaşkınlığıma mazur görün. Lakin eski vazifeme göre tenzihli rütbe bu. Size karşı bir kusurum mu oldu? Aksine, bunca vakit Devlet-i Aliye'ye sadakatle hizmet ettiğin için sana en mühim vilayetlerimden birini bahşettim. Şam'da senin gibi sadık bir kulum olsun ki Acem hainleri meydanı boş bulmasınlar. Vazifemi layıkıyla yerine getireceğimden şüpheniz olmasın hünkârım. Derhal yola çık. Şam vilayetinin başına geç. Emr-i ferman yüce padişahımızındır. İlyas Paşa'm. Hayır olsun.
Sultan Murat niye çağırmış seni? Beni Şanbeyler Bey'i tayin etmiş. Derhal gitmemi istiyor. Anladım ki Şam'a varır varmaz alacaklar kellemi. Bu hiç iyi olmadı. Ok yaydan çıktı Sinan Paşa. Onların olduğunu anlamadan isyan başlamış olacak. Sonrası tufan. Yine de tedbir elden bırakmamak lazım. Yerinize başka birini gönderin ki gittiğinizi sansınlar. Siz de asker toplamak için vakit kazanmış olursunuz.